Şarkına devam edelim. Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Işın Karaca, önceki akşam futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eşi Sezer Derelioğlu'nun doğum günü partisine katıldı. Nice yıllara. Akalın partide Nur Yerlitaş'ın, Demet Akalın, Hülya ve Seda Sayan giyinmeyi bilmiyor açıklamasıyla ilgili yorum yaptı. Bir daha söylüyorum, Nur Yerlitaş der ki Demet Akalın, Hülya Avşar, Seda Sayan giyinmeyi bilmiyor. Açıklamasıyla ilgili Demet Hanım yorumunu yapıyor. Nur ablam doğru söylemiş. O yüzden yılbaşı kıyafetimi ona diktireceğim demiş. Tabii. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca ise geceye nişanlısı Tuğrul Odabaş ile katılıyor. Karaca şu an 38 bedenim. Yılbaşına kadar 36 bedene düşeceğim diyor. Hülya Avşar'ı da söyleyelim. Hülya Avşar'dan Nur Yerlitaş'a protestodan sonra o da bir alaycı bir yanıtla Nur Yerlitaş'ın söyledikleri karşısında doğru söylemiş. Giymeyi bilmiyoruz. Bundan sonra evden çıplak çıkarız biz de, ne yapalım demiş. Kimse Nur Hanım'a anladığım kadarıyla cevap vermek istemedi. İstemedi, evet. Çünkü eyvallah, o bir, o bir fenomen, o evet. Bir Nur abla. Ya, Funda'dan rica etsem, şöyle bir Nur abla gibi bir şey yapabilir misin? Bakış atabilir misin? Yapamam, bana yakışmaz. Yok, yapamam, yapamam. O çok böyle hiç beğenmemiş şeyine, böyle. Şöyle elini koyup şöyle bir duruşları var ya. Şeyine münhasır bir kadın. Hani öyle şahsına derler, münhasır. Şahsına münhasır. Çok çok değerlidir. Şaka değil, çok da severim ben onu. Ya Nur Yerlitaş çok özel bir insan. Modacılığının dışında. Evet. Dostluğu çok güzeldir, arkadaşlığı çok güzeldir, sohbeti çok güzeldir. Sabahlara kadar bıkmadan gezersin Nur Yerlitaş'la. Nur Yerlitaş'ın söyledikleri, İşte üç tane güzel insana laf sokuyor ve acımıyor, acıtmıyor. Onlar ne yapıyor? Çok kibar bir şekilde yumuşatıp, göğsünde yumuşatırsın topu, kaleye vurursun ya. Yumuşatıyorlar, taca atıyorlar, kaleye de vurmuyorlar. Evet, dinliyorum. Aynen, çok aynen. Güzel bir şekilde. Söylediğinde doğruluk payı var mıdır? Hakikaten onların nasıl giyindiğini beğenmiyor olabilir şu bir mi? Gerçek. Doğru mudur? Şu bir gerçek. Biz de zaman zaman iyi giyinemiyoruz. Bizi de eleştirebilir insanlar. Sanatçı olarak hep göz önündesiniz. Doğru. Demet, Hülya Hanım, öbür arkadaşımız. Hep göz önündesiniz. Dolayısıyla sahnede, kamera önünde ve de dışarıda kamera arkasında, kamera yokken. Hı hı. Hep bakımlı, hep güzel olmak zorundasınız. E tabii canım, şov bazen, dünyası bu. İlla bazen ki paspal olabiliyoruz. Bazen İnsanların bizi görmek istediği gibi giyinmiyoruz belki de. Hı. Nur da durup dururken dememiştir. Doğru doğru. Yani vardır bir hikayesi bunun, ama enteresan olan burada, hani senin de dediğin gibi abi, bir kere Nur Hanım hakikaten benim de şahsını tanıdığım ve çok sevdiğim bir hanımefendi. Şahsına münasır. Kesinlikle her dediğinize katılıyorum. Ama hiç kimse girmek istemiyor polemiğe. Hiç yani. Giremez. Yani çünkü ya kabul ediyorlar ya da abi diyorlar, aman abi biz laf yetiştiremeyiz diyorlar. Hepsinin kıyafetlerini Nur Yerlitaş dikiyor galiba. Nur öyle bir şeyleri var aralarında. Sahne kostümlerini. Sanatçılarımızın sahne kostümlerinin çoğunun Nur yapar. Çok da iyidir sahne kostümleri. Tuvaletleri çok iyidir abiyelere. Birçok düğünde gelin tarafının, damat tarafının hanımlarını giydirir. Çok güzel tuvaletler yapar. Onlar da günlük spor kıyafet fazla yapmaz. Abiye kıyafetler ve sahne kıyafetleri çalışıyor. Çok başarılı mı? Çok başarılı. Onur abla ya. Onun o bir bakışı var. Böyle bir göz süzüşü var. Çok çok yani hakikaten ya, zaten o yeni nesil caps mi diyor, capsleri var ya etrafta. Ay, dolaşıyor. Bayılıyorum. Herkesin onlara. Herkesin kafasına Nur Hanım'ınkini koymuşlar falan. O bakış, o ifadeyle karikatür bir durum var. Şahane bence. Hakikaten çok güzel bir televizyon karakteri. Çok güzel gözleri var. Evet, güzel. Hani o Türkan Şoray'ın gözleri meşhurdur ya. İki Nur Yerlitaş'ın gözleri diyebilirim. Doğrudur. Demet Akalın'ı tekrar konuşacağım. Öyle enteresan, öyle güzel bir cevap vermiş ki. Ne diyordu? Adaya doğru söylemiş. Kıyafetimin Nur'a dik, Nur abla. Yılbaşı kıyafetini demiş. Bekliyor şimdi Nur Hanım da. Yani orada her türlü anlam var. Her türlü anlam var. Nur'a diktirirsem Nur ablama susar mı diyor? Susar. Nur ablama kıyafetini diktirenler Nur ablamdan fırça yemez. Nur ablama mavi boncuk uzatayım, Nur ablam bana dokunmasın. Evet, biraz o var. Her türlü yoruba açık. Demet çok zeki, çok bir tabii, cevap bir dememiş vermiş. Mesela. Evet. Dememiş. Değil mi? Kaya'nın en iyileri albümü için demişti bu cümleyi, zikretmişti. Burada demedi. Öyle, nasıl öyle bilmem dememiş işte. Öyle bir. Söylüyorsun işte. Bir şey söyleyeyim mi? Demet Akalın öyle çok da fifi deseydin Nur Yerlitaş'a ne olurdu? Ne cevap gelirdi biliyor ne musun? Ne olurdu? Bir de onu varsayalım. Hiç düşünmek istemiyorum.
demedi onu, dememiş yani. Biri desin alsın cevabını, konuşalım. Hepsi alttan almış. Hülya Avşar dahil, onu da söylemiştik. Hülya Avşar da tamam artık çıplak çıkarız demiş. Doğru söylüyor çünkü demiş. Şimdi